Seyit maçın hakemi Emre Öztaş'la endirek serbest vuruş veriyor. Sonrasında gelişen atak, yapılan hareket maçın hakemi Emre Öztaş'lı penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Ayden vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 5. dakikada Ayden'in penaltıdan attığı golle Girnal Kevi 1-0 öne geçiyor. Kaleci Seyit köşeyi seziyor ama çıkaramıyor. Gelişen Miracle Karşıyaka atağından sonuç gelmiyor. Bir başka atak, ceza sahasına yapılan orta, son anda Feyyaz topu kornere gönderiyor. Savunma arkasına gönderilen top ceza sahasında İlyas Yılmaz vuruyor, top dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var. Yaşar'ın içeriye etkili ortası. Kaleci Seyit'ten seken top, boş kaleye topu gönderemiyor Ayden. Bir başka atak, Ayden kaleye vuruyor, paralel giden top dışarıya gidiyor. Abdullah vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. İlk yarıda karşılıklı ataklar, Bayram'la başlayan atak, Esin Sonay, pası İlyas Yılmaz, gol pozisyonu ve gol. Bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Bir anda İlyas Yılmaz topu önünde buldu, gol attı ama kalkan bayrak pozisyonu offside, gol değer kazanmıyor. İlyas Yılmaz'la gelişen bir başka atak. İlyas Yılmaz son çizgi içeriye, kaleci Feyyaz kale sahasında topa sahip oluyor. Serbest vuruş, plaseyi bırakıyor İlyas Yılmaz, kaleci Feyyaz köşeden çıkarıyor. Gelişecek bir başka Miracle Karşıyaka atağı. Atağın yönü sol taraf. Arseven kaleye bakıyor. Vuruyor kaleci Feyyaz. Bayram boşta kalan top. Oluşan karambol. Bu ataktan sonuç gelmiyor Miracle Karşıyaka adına. Bir başka serbest vuruş. İlyas Yılmaz plaseyi bırakıyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Girnal Kivi atağı gelişecek. Halil'le atak gelişmeye çalışıyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle Girnal Kevi ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarı yağmurla başlıyor. Arseven'in içeri ortası İlyas Yılmaz kontrol ediyor. Vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 50. dakikada İlyas Yılmaz'ın attığı golle Miracle Karşıyaka beraberliği yakalıyor. Golle birlikte yağmur da başladı Karşıyaka Şengül Törehan stadında. İlyas Yılmaz'la gelişen bir başka atak. İlyas Yılmaz ceza sahasında plaseyi bırakıyor. Kaleci Feyyaz'da kalıyor top. Yiğitcan açıya alıyor. Savunma. İlyas Yılmaz'da atak devam ediyor. Topu dışarıya gönderiyor. Sonuç alamıyor. İkinci yarıda Miracle Karşıyaka. Yine İlyas Yılmaz vuruyor. Kaleci Feyyaz topu kornere çeliyor. Üst üste pozisyonlar, baskıyı artırıyor. Sert bir vuruş Ertuğ'dan, sonuç gelmiyor. Ve sonrasında Esin Sonay, kaptan Esin Sonay oyundan alınıyor ve futbol hayatına son noktayı koyuyor. Şampiyon Miracle Karşıyaka kaptanı Esin Sonay oyundan alınıyor. 65. dakikada yerine Aksel oyuna dahil oluyor. Bir başka tecrübeli isim, iki tecrübeli isim. Esin Sonay çıkıyor, Aksel oyuna giriyor ve Esin Sonay aktif futbolculuk hayatına nokta koyuyor. Uzaktan atılan şut kaleci Seyit'te kalıyor. Bir başka atak, savunma arkasında Ahmet Coşkun, gol pozisyonu, kaleci Seyit boşta kalan top, Mustafa Avcı topu kornere gönderiyor. Sağ taraftan gelişen Miracle Karşıyaka atağı, içeriye yapılan orta, savunma karşılıyor, bir türlü uzaklaşmayan top, dönerek vuruş, topu ağlara gönderen isim İlyas Yılmaz oluyor. 71. dakikada İlyas Yılmaz'ın attığı golle 2-1 öne geçiyor şampiyon Miracle Karşıyaka. Yiğitcan indiriyor. Ceza sahası içerisinde şık hareketler ve Arseven topu ağlara gönderiyor. İzliyorsunuz, güzel hareketlerini golle süslüyor ve 73. dakikada Miracle Karşıyaka 3-1 öne geçiyor. Aksel'le gelişen atak. Aksel kaleye bakıyor, vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 77. dakikada Aksel'in attığı golle Miracle Karşıyaka Girnal Kivi karşısında 4-1 öne geçiyor. 1-0 mağlubiyetten farka koşuyor şampiyon. Ters bir vuruş, kaleci Seyit üst direk, köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanılıyor. Arda'nın vuruşu, penaltı beklentisi var. Oyun devam etti. Maçta artık son anlar, çıkmaya çalışıyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Miracle Karşıyaka 4, Girnal Kevi 1 ve şampiyon Miracle Karşıyaka Aksa Süper Ligi'ne yükselirken Girnal Kevi play-out oynayacak. Maç sonunda Girnal Kevi futbolcuları şampiyon Miracle Karşıyaka futbolcularını tebrik ediyor, kutluyor. Gelen şampiyonluk sonrasında 90 dakikalık bölüm 4-1 şampiyon Miracle Karşıyaka'nın üstünlüğünde tamamlandı ve şampiyon ligin son maçında kazanarak 1. lige veda ederken Aksa Süper Lig'e yükselen taraf oluyor. Maç sonrasında kupa töreni gerçekleşecek.
Gelen şampiyonluk Miracle Karşıyaka futbolcularının büyük sevinci, bir yılın emeği 2022-2023 futbol sezonunda şampiyon olarak Aksa Süper Lig'e yükseliyor. Başkan Umut Düzdaban yönetiminde, antrenör Necat Kurtarıcıoğulları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerif Ali, Esin Sonay ve Hamis'in de son haftalarda antrenör olarak katkısı büyük. İki futbolcu hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak katkı koydu ve bugün kaptan Esin Sonay futbol hayatını da bu şampiyonluk sonrasında noktaladığını açıklıyor. Futbolcular gelen şampiyonluk sonrasında taraftarlar onları kutluyor, tebrik ediyor ve az sonra kupa töreni gerçekleşecek. Gerçekten bir yılın emeğinin karşılığının alındığı 2022-2023 futbol sezonu şampiyonu Miracle Karşıyaka saha içerisinde taraftarlarla gelen şampiyonluğu kutluyor. Kupa töreni gerçekleşecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, birinci başkan vekili Oktay Çocuk şu anda saha içerisinde. Kupa töreni az sonra Ertuğ Gazi kaptan ve Bayram Dağgül'ün ellerinde şampiyonluk kupası yükselecek. İki takım futbolcuları teker teker madalyalarını alıyor, kutlanıyor. Sponsor Miracle direktörü Hakan Törehan, Ebru Törehan da kupa töreninde gelen şampiyonluk sonrasında Miracle Karşıyaka futbolcularını kutluyor. Başkan gururlu, mutlu Umut Düzdaban gelen şampiyonluk sonrasında 2022-2023 futbol sezonu şampiyonu, Aksa 1. Lig şampiyonu Miracle Karşıyaka futbolcuları teker teker madalyalarını aldı ve şimdi kupa havaya kalkacak. Ertuğ Gazi ve Bayram Dağgül, iki tecrübeli futbolcu, şampiyonluk kupasını alacak. Şampiyonluk kupası az sonra bu iki kaptanın ellerinde yükselecek. Miracle Karşıyaka bir sezonun uğraşı, bir sezonun vermiş olduğu mücadelenin karşılığının almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor Karşıyaka Şengül Terehan stadında. Futbolcular teker teker kutlanmaya devam ediyor. Kaptanlar geliyor şu anda. Ertuğ Gazi savunmada, önemli isim Bayram Dağgül yıllarca Karşıyaka'da futbol oynayarak takımına önemli hizmetleri var ve iki takım kaptanı az sonra kupayı havaya kaldıracak ve Miracle Karşıyaka 2022-2023 futbol sezonu şampiyonu olarak kupayı havaya kaldıracak iki kaptan. Futbolcular teker teker kutlanıyor. Ödül töreni devam ediyor. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de ödül töreninde Miracle Karşıyaka futbolcularını o da teker teker kutluyor. Gelen şampiyonluk bölge adına son derece önemli. Gelecek sezon Aksa Süper Lig'de mücadele edecek Miracle Karşıyaka ve futbolcular, teknik kadro şu anda teker teker tebrik ediliyor. Az sonra kupa havaya kalkacak. Büyük sevinç, büyük mutluluk, büyük onur var Miracle Karşıyaka futbolcuları, taraftarları yönetiminde gelen şampiyonluk sonrasında. Kaptan Ertuğ Gazi, Bayram Dağgül, madalyalar Hamis'e takılıyor. Şampiyonlukta onun da antrenör ve futbolcu olarak emeği büyük. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından tebrik edildi ve az sonra kupa havaya kalkacak. İki takım, iki kaptan şu anda geliyor. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser şu anda orada. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, birinci başkan vekili Oktay Çocuk. Şu anda kaptanlar geliyor. Ertuğ Gazi, Bayram Dağgül ve şampiyon Miracle Karşıyaka. Şampiyon Miracle Karşıyaka kupayı alıyor kaptanlar. Kupa sonrasında büyük sevinç yaşıyor Miracle Karşıyaka. Gelen şampiyonluk sonrasında iki kaptan Ertuğ Gazi ve Bayram Dağgül kupayı havaya kaldırıyor ve şampiyon Miracle Karşıyaka. BRT Spor Servisi olarak Miracle Karşıyaka'yı şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Aksa Süper Lig'de başarılar diliyoruz.
Öncelikle bu köy için büyük bir başarıdır. Bu başarıda bulunduğum için çok mutluyum. Tarihinde ilk kez şampiyon olan bir kulüpte bu başarıyı sergilemek hiç de kolay değildi. Baskı fazlaydı açıkçası. Ama arkadaşlarım çok tecrübeli isimler. Kalitemiz de yüksekti açıkçası. Takım kalitesi çok iyiydi. Bu başarıyı elde edeceğimizden hiç şüphe duymadık ilk günden beri. O yüzden tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci haftada ben bu takıma dahil oldum. Gerçekten zorlu bir süreç geçirdik. Gerek mental olarak, gerek fizik olarak da çok düşüşlerimiz oldu. Fakat sonunda kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Camiye armağan olsun. Ya ben çok mutluyum. Benim ilk şampiyonluğum. Daha önce değirmenlikte playoff'ta bir playoff şampiyonluğu yaşadık ama lig şampiyonluğu hiç yaşamadım. Özellikle annemin adının olduğu sahada kupa kaldırmayı nasip oldu bana ve benim için bu anlamda çifte manevi bir mutluluk getirdi. Lig bu anlamda bitti. Tabii artık Miracle Karşıyaka Süper Lig'de ve Miracle Karşıyaka Süper Lig'e yakışan bir takım yaratmak için kolları sıvadık. Sıvamaya devam edeceğiz. İyi bir takım, hedefi olan bir takımı yaratıp Süper Lig'de Miracle Karşıyaka'nın başarılı öyküsünün devamını göreceğiz. Miracle Değirmenliği'nin başkanından ziyade ben her yerde bunu söylerim. Ben doğmuş, doğacak en büyük değirmenlik taraftarıyım. Ve Miracle Değirmenlik önümüzdeki yıl sadece şampiyonluk değil hedefi. Biz enler yılı olarak belirledik. En çok gol, en az gol, en fazla puan. Şampiyon! Bütün bu hedeflerin hepsini Miracle Değirmenlik'te yaşamak için yola çıktık. Ama dediğim gibi Miracle Karşıyaka'da hedefleri olan bir kulüp olacak. Karşıyaka çok savaştı. Son maçlarımız hocasız çıktı. Emeği geçen bütün hocalarımız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Karşıyaka özellikle taraftar olarak her zaman yanımızdaydı. Sonuna kadar hak ettik. Süper Lig'de bizi çok güzel bir yol bekliyor. Hedefimiz şampiyonluk. Anne ben seni arıyorum. Şimdi de şampiyonluğun tadını çıkaracağız her zaman. 11 ay önce Hakan Bey'in ofisinde oturup konuştuğumuzda Karşıyaka bir köy takımı dedim. Başkan nasıl yapacağız? Biz ezber bozmaya geliyoruz dedi. Ve bugün ezber bozduk. Şampiyon olduk. Ebru Ağa'nın, Hakan Bey bu süreçte hep yanımızda oldu. Hiç bizi yalnız bırakmadı. Bu küçük köye bu büyük başarıyı sağladık. Hedefimize ulaştık. Çok emek verdik. Çok eziyet çektik. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah Süper Lig'de de mutluluğumuzu devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle Tören'in ailesine. Bu güzel başarının imanları başkanının imtihar edildiğini ve bir destek yılımıza çok büyük. Ben teşekkür ederim arkadaşlarım. Tabii halkı ben burada gördüm. Bir dakika bir vatandaşı burada yaşayan Karşıyaka'yı gördüm. Çok büyük bir mutluluk var. Böyle birliktelik var. Açıkçası beni mutlu etti. Böyle belediye başkanı olarak. Tabii önümüzde Süper Lig var. Süper Lig'de başarı olmak istiyoruz. Başkanın da dediği gibi. Bu başarı konusunda ne gerekiyorsa biz de belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben tekrardan bu kulübün yaşadığı bu tarihinde yaşadığı başlardan dolayı bölge halkından tutun, başkanından tutun, Töre ailesinin herkesine, her emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki yıl yine aynı şekilde başarımızı devam ettiririz. Burada bölgenin özellikle küçük köyün büyük bir başarısı oldu. Yani bu büyük bir olaydı bence köy için. Çünkü hem emek hem para hem her şey ortada. Halkın özellikle desteği ortada. Herkese teşekkür ederim. Sırat Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz bize destekleri için. Mutluyuz. İlk başta şampiyonluk paralosuyla yola çıktığımız ligde ipi göğüslediğimiz için çok memnunum. Takımıma ben 8 hafta katkı verebildim ama inandım takımıma. Bilirdim yani şampiyon olacağımızı. Takımı ve tüm taraftarlarımızı, başkanlarımızı yanımızda oldukları için çok teşekkürler, teşekkür ederim. Benim şeyime gelecek olursak 8. haftadan sonra yani çok şanssızlık bir sakatlık yaşadım.
çalıştım, geri döndüm. Risk etmedim. Son maçı isterdim, çok isterdim oynayayım ama yağmurlu olduğu için risk etmedim. Yani çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Tebrikler, hayırlı olsun Gamze. Evet, yani ilk geldiğimizde zaten hedef tek şans. Yönetimimizle de konuştuğumuzda şampiyonluktu. İlk önce ondan başlayıp hedefimize ulaştığımız için gayet mutluyuz. Yani çıkmak değil, şampiyonluktu gerçekten. Hoca arkadaşlarımla da ikimiz tecrübeli savunmacılarız. Yani bu ligde daha önce de oynadık. Süper Lig tabii daha zor ama burada iyi bir ikili olduk. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Yani Allah'ın izniyle kupamızı aldık. Karşıyaka camiasına o armağan olsun ama ancak çok güzel bir duygu da aslında. Daha önce kazandık ama fotoğrafımız ilk şampiyonluk olarak Süper Lig'e çıkma şampiyonluğu olarak asılacak Karşıyaka kulübüne. Bu en güzel mutluluklardan aslında biri. Herkese çok teşekkür ederim. Tebrikler Talat. Sağ olun. Evet, Musa Hoca neler söylemek istersin? İlk gün Hakan Başkan'la anlaşma süremiz tam bir dakika. Şampiyon olacak mı ilk dedi. Dedim olacak. Çıkıp gidebilin dedi. Zor oldu. Saha içinde çok zor olmadı ama saha dışında çok sıkıntılar yaşadık. Yani anlatılmaz. Ama inandık, hep birlik olduk. Yenildikten sonra bir sonraki hafta hep inandık. Çıkıp kazanacak diye. Zaten sizler de bizi favori gösterdiğiniz şampiyon olacak diye inandık. Yani gerçekten çok zor oldu. Bu 2015'te tarihinde ilk kez birinci lige çıktım. Daha gene devre arası geldiydik. Bir ilki yaşadık. Bu sene de şampiyon olarak çıktık. 65 yıl tarihinde ilk defa şampiyonluk var ve Süper Lig var. Zor oldu. Talat'ınla çok iyi uyum sağladık. Bu takımda defans oynamak çok zor çünkü 8-7 ya da oyuncudan hücum yaparız. Gene elimizden geleni yaptığına inanırız. Tüm köye, camiaya armağan olsun. Size de teşekkür ederiz. Hep yanımızda olduğunuz her zaman. Diyecek başka bir şey yok. Bu takıma devre arası dahil edildim. Amacımız belliydi. Gelirken bana da bazı hedeflerin yolunda yardımcı olmam istendi. Bu yolda da elimden geldiği yapmaya çalıştım. Bu takımın bir parçası oldum. Güzel bir başarıya imza attık takım olarak. Birçok arkadaşımla belki son yıllarımız oynadık ama güzel başarılara imza atmaya devam etmekteyiz. Belki önümüzdeki sezon aynı başarıyı bu şekilde devam ettirmeye çalıştık bu takımla. Evet, bir yandan çok güzel bir başarı elde ettik. Bir yandan da benim için hüzünlü. Ama dediğin gibi bazı şeyleri de iyi yerde bırakmak en güzeli. Benim için duygusal bir gün oldu. Bu kararı alırken de daha çok mantıklı olarak düşündüm. Çünkü birçok sakatlık yaşadım. Bu futbol camiasına güzel şeyler verdiğimi düşünüyorum. Bir yerde de bırakmak gerekir. Ben bugüne kadar bana destek olan başta aileme, eşime ve tüm arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu ilki de burada yaşamak o ayrı bir güzellikti. Bence güzelleri de güzel bitirdim. Bundan sonra artık yine futbolun içinde olacağız. İnşallah futbolda yaşanan başarıları antrenörlük hayatımızda da yaşarız. Evet, ne zaman başlıyor antrenörlük hayatı? Var mı bir düşünce? Kısmet artık. Bugün noktayı koyduk. Bugünden sonra artık önümüze bakacağız. Birazcık kafa dinleyelim. Eğer güzel bir teklif gelirse, güzel bir şeyler olursa da başlarız. Hakkımızda hayırlısı. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. İki hafta önce bunu garantiledik. Geçen hafta da şampiyonluğumuzu garantiledik. Çok mutluyuz. Taraftarımıza, sponsorumuza ve başkanımıza, Umut Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daha beni aldı bu kaleye. Güvenerek koydu. Ona ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Umut Başkanımıza çok teşekkür ederim. Şampiyon Vasilya. Evet, çok güzel görüntüler vardı. Öncesinde maçı izledik. Sonrasında kupa töreni. Ardından da röportajları izledik. Gözlerinden belli herkesin mutluluk. Futbola nokta koyanlar, futbol yaşantısının sonuna gelenler. Yani Esin Sonay'ın futbol nokta aldığı, Akselade birkaç sene daha oynar. İlk defa şampiyon olanlar. İlk defa şampiyon olanlar. Ama inanmışlık olduk Kaya. Hep söyledik, gel gitleri de çok fazla oldu. Yani antrenör krizi. Ben ona kriz derim. Antrenör krizi çok oldu. Ama hep ayakta kalmaya başardılar. İnanmışlar Kaya bu işe. Bu köy takımlarındaki hava farklıdır. Kesinlikle. Her zaman. Ben Göçmenköy'de futbol oynadığım dönemde Göçmenköy şehrin varoşuydu. Köy havası. Hı. İşte birbirine daha fazla kenetlenme, dayanışma, işte birbirleriyle daha fazla yardımlaşma, işte hep beraber gidelim, beraber olalım. Ki tabii çoğu kulüpte takımda vardı bu ama köy takımlarında biraz daha fazladır. Bu kenetlenme, bir arada olma isteği ve başarı hedeflendiği zaman özellikle futbolda ne olursa olsun başaracağız, yapacağız. Çünkü biz işte küçük köyün büyük hikayesi. Hep Cihangir bunu başararak zaten
çok ilham verdi. Örnek oldu Kıbrıs futboluna. Ve şu anda da bakıyorum köy takımları, evet finansal açıdan çok büyük bir destek var Miracle Karşıyaka, ama yani bir camia çabası, başarısı da var ortada. Kaya, bu şeyi de hazır unutmadan söyleyelim. Sanki de bu son dönemde bu kupa seremonilerine dikkat etmiyoruz sanki de. Yani kesinlikle. U16 izledik değil mi? Yani geçen akşam U16. BTM2 izledik. BTM2 izledik. BTM2'de de izledik. U16'da bir ailenin velisi bana bir görüntü attı. Ne var burada dedi bana. Pazar yeri değil dedi burası. Burası dedi. Pırıl pırıl dedi. Çocukların dedi. Kupa aldığı yer dedi. Biraz daha özen göstermemiz lazım sanki. Nikosya Grup Kıbrıs Kupası biraz daha derli topluydu finaller. Son 2-3 finali izledik değil mi? Daha böyle derli toplu, daha böyle işte hani işte düzenleme yapılıyor vesaire. Evet, bir platform kurulur. Kupayı ortaya koyulur. Yüksek platform. Yüksek platform. Madalyayı verecek olanlar geçer, sıralanır. Biraz daha mesafeye açılır. Asıl için kurdele çekilir. Hayır. Görüntü alan kamera için de iyidir. Foto muhabir arkadaşlar için de iyidir. Zaten seyirci için de iyidir. Seyirci için de iyidir. Aile için de iyidir. Yani o 16 çocuklar final gecesinde çocuklar şeyin arasında kayboldu. Evet. O kalabalığın içinde kayboldu çocuklar. Evet. Kim aldı kupa? Kim verdi madalya? Hiçbir şey çıkaramadık. Evet. Evet. Yani kamera yukarıdan çekiyor. Belediye kamerası yukarıdan çekiyor. Ama çok yakın olduğu için aileler ve foto muhabirleri futbolcuların evet, yüzlerini veya madalya alırkenki o anlarını çok rahat yakalayamadı kamera. Girne Emi Temmuz stadında Geçit Kale kupasını alırken BTM 2 playoff şampiyonu olarak. BTM 1 bu arada. BTM 2'ye gitti evet, aklımız ama. Pardon. Evet. Kupasını alırken sahanın içerisinde kim aldı, kim verdi, nasıl oldu, kim fotoğraf çektiği dediğin gibi bir karışıklık. İşte Beyza'da oynamış maçı anladırdı. Evet. O fark edemedi. Necmi Ulusal arkadaşımız saha içerisinde iyi ki de varmış. Ki en azından kupayı verildiğinde o galabalığın içindeki çok yanlış evet, bir şekilde verildi. Böyle hani olduğu zaman şu futbolcular da görüntü alamıyor. Hadi bunlar, gerçi bunlara da saygısızlık olur ama o 16 finalinde şampiyon olan çocukların ölümsüz hatıralar olacak. Belki de o çocuk başka 16 finali görmeyecek. Tabii gece evet, maçında oynadı. Lefkoşa Atatürk'ün de oynadı. Ne güzel. İlk şampiyon oldu. Çocuk seneye çünkü yoktur orada. Bu arada geçen akşam o gün hoca çok güzel bir konuya değindi. Bu 16, 17, 18, 19'a da değindi. Kaya, bu 19 şarttır artık bu ülkede. Yani o 19 kaç yıldır söylüyorsun? Şarttır yani. Kaç yıldır? Yani 16'dan sonra ya kaybeder çocuk Arabi yani. Belki de inanmış. Yani şarttır bu 19 bu ülkede artık şarttır. Tüm profesyonel ülkelerde başta Avrupa olmak üzere tüm profesyonel ligler alt kademe 19 ve evet, altından aynen devam öyle. Evet. Aynen öyle. Yok artık. Amerika'yı evet, yeniden keşfetmeye gerek yok. Ve yani bu bu zaten bilimsel çalışmalar sonrasında o rakamlar, yaş sınırı belirlenmiştir. 19'a geliyor. 19'dan sonra zaten takımda oynayacak. O gün hoca geçen gece açtı bu konuyu. Çok güzel konuya değindi. 19 konusuna değindi. Olumlu mesajlar da aldık. U20 değil mi zaten? U20 değil mi şu an? U21. 20. Hayır 20'dir. Tamam, 20. 20. Tamam sen 21'di. 21'e 20'ye indirdik. Tamam. Bir daha indir. 19. Ve sabitle. Bitti. Kesinlikle. Arada kaybederek çocuklar. Tabii ki. Kesinlikle. Aynen. Yani aynen. 16'yı da şimdi o yaş şeyde pandemiden dolayı evet, sıkıntı vardı. Evet. Aşıldı o. 17 yapacaksınız. 19, 17, 15. Bu işte 2 yaş o kadar fark etmiyor. Yani bir denge olur. Denge, bu 3 evet, kategoriyi ki daha altı da var. 12 var, 10 var. Tamam. Bu 3 kategori özellikle 15, 17, 19 sabit kalacak ama. Yani her yıl değişiklik işte bu sene 18 yapalım. Kaya güçlü sponsor bulunsa yap 16'yı da birlik yap. Evet. 16'yı birlik yap. Yani işte deme ama işte Batı bölgesi, Doğu bölgesi deme abi. Hepsini topla bir lige. Teknik. Hepsini topla bir lige. 19 da topla bir lige. En güzeli budur. En güzeli budur. Dört maçta finale gidelim. Evet, bir ligin karşılığı olan 3 maça çıkmasınlar. 5 maça çıkmasınlar. Aynen öyle. Daha uzun süreli yani sahada kalsınlar. En fazla 8-9 maç yapıyorlar. Evet. Yani az. Kaya, az bir, yani. Bir çırpıda bitirir çocuk evet, şeyi. 16 ligini bitirir. Tam da performansını nasıl göreceğim futbolcunun? Aynen öyle. Olmaz. Evet. Yani yetersizdir. Bence sağlam yok mu bu ülkede sponsor? Vardır. Var. Bulurduk güçlü sponsor. Son yıllarda sürekli U16'da da var, U15'de de var. Aynen özellikle ben takip ettiğim için de rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı takımların özellikle U16 bazında kalabalık kadroları var. Mesela kalabalık kadroda çocuk bir maç biri oynadı, bir maç öteki oynadı. Eğer 4 maçta ilk devre 4 maç, ikinci devre 8 maçta elenirse bu takım, çocuk 2 maçta ya oynayabiliyor ya oynayamıyor. Yani bir sezon boyunca U16 futbolcusunun 2 maç, 3 maç oynaması bence yeterli değil. Yani güzel konu açtık. Pilot takımlarla ilgili mesajlar gelir. Hatta şey de yanlış mesela. BTM'ye de yüksek yaşta transfer,
Bence o da olmaması lazım. Evet. Çok mantıklı. Evet. Yani o gün hoca ona dedi. Yıllarca güzel konulara yer verdik. Mesela yıllarca neydi? Bölgesinde olan gençlerin evet, kendilerini aynen, gösterebildiği aynen bir öyle ortamıydı. Evet. Ama maalesef son dönemde aynen öyle. Aslında onları koruyan kurallar var. Mesela süre almamış oyuncuyu alabilirsin. Üst ligden bir oyuncu, iki oyuncu alabilirsin. Aslında o, var. Yok değil ama. Belli standartlar getirilebilir evet, tabii. Kriterler getirilebilir yani ama. Yani O16'dan çıkan bir çocuğu biz direkt ateşin içine atarık. Evet. Kesinlikle. Evet. Gitmeyeceğiz. O çocuk ateşin içine kalsın, devam etsin. 19'a geçsin. Yani bu sene bayağı da futbolcu çıktı. Çıktı. Küçük Kaymaklı'da oynadı. Küçük Kaymaklı'da çok duyduk. Yani başka takımlarda da oynadı aynı şekilde. Aynen öyle. Var. 16 futbolcusu. İşte Yeni Basi. Evet, onu anlatıyordum. 16 futbolcusu Doğan Alp Arıkan. Görüntüler keşke olsa. Nerede o çocuk? A takımda. Kaç yaşında? 16. Artık çocuğa ateşin içine abidir. Düzkaya'ya çok zor anlar yaşattı. Oynuyor ama çocuk iyi. 15. saniye atılan golün asistini yaptı. Serhat'ın attığı golü. Mükemmel. Yani çok var öyle çocuk ama bırakalım bu çocuk arı. Biraz bitsin. Alsınlar buralarda. Evet. Evet. Bişerek. Sırası gelir. Ki genelde mesela Avrupa'daki iyi takımlar. Biz Barcelona örneğini hep ben belgeselini izlediğim için hep veririm o örneği. Guardiola işte 2008'de A takıma geçtiği zaman 19 antrenörüydi. İki tane futbolcu Sergio Busquets ve evet, Pedro Rodriguez'i aldı. İkisi de yıldız oldu. Hala daha oynuyor Sergio Busquets mesela. 19 oyuncusuydular. Ama kendisi de 19'dan gelen bir antrenör. Evet. Hemen adapte oldu. Hemen o gençleri jenerasyonu taşıdı. Evet ve devam etti. Barcelona evet arada başarısızlık var ama devam ediyor. 19'a kadar geliyor, bişiyor. Ondan sonra alıyor A takımı. Bu kadar. Önemli o da. Yani mesela akademisi çok güçlü takımlarımız vardır. Ama işte o akademinin başına getireceğin hoca da önemlidir. Ve devamlılık. Tabii yani U7'den işte U7, U10, U12'de gider öyle. O akademinin başındaki olacak olan hoca her kategorideki çocuğun da bilecek abi. Yani işte verisine sahip olacak. Verisine sahip olacak, bilgisine sahip İzlemesi olacak. İzlemesi lazım. Evet, aynen. Kulüp politikası olacak. Evet, tabii ki. İzlemesi. Ve her zaman da şampiyonluk, işte 16'da biraz sıkıntı yaşadık. Hep şampiyonluk, yani baskı yani, evet, olmasın. Gittik 16 maçı görmeye. Küçük Kaymaklı Gönyeli maçını gittik, izledik. Sabah uyandık, dedik gidelim görelim, hakikaten güzel maç olacak. Abi şunu rahatlıkla söyleyeyim, size gördüm yani. Tribünde maçı izleyen anneyle baba, saha içindeki mücadele eden oğlundan daha fazla enerji harcar yukarıda. Abi ne hırs annede babada. Abi evet, bırak ne, o kadar hırsa gerek yok ki. Senin evet, o hırsın çocuğa olumsuz yansır. Takımlara bu kadar şey yapmıyoruz ama hırs abi, yapmıyoruz. Bir düşünün, kavga bir ne bileyim. Yani onun düzenlemesi işte başta kesinlikle, antrenörler ve Kıbrıs'ın tabii bunun eğitimi U16'da lazım, olmaz. Daha aşağıda olur. Tabii ki daha başından aynen söylediğim gibi yani U10, U18, U8, U10 neyse hepsinde kademe kademe hem temel hareketler hem de psikolojik anlamda akademideki antrenörlerin de önemi vardır işte. Kesinlikle. Evet, yani çok, kazanma kadar kaybetmenin de olduğu, bunun bir oyun olduğu ve doğru kuralların lazım, bu olduğunu ki öğretmeniz yani, lazım. Tabii ki. Bir akademi iyidir, diğer akademi kötüdür. Evet, rekabet. 10'dan attık, 12'den attık, 13'den attık. Doğru bir aşım değil. Değil. Çok eleştirdik bunu kesinlikle da. Kesinlikle değil. Şimdi X takım gittiğinde de 12-0 yendiğinde doğru mu yaptı? Değil. Hayır. Orada antrenör bir frenleme yapacak. Aynen. İşte o yani o kadar çok gol atmaya gerek yok. 6-7-8 galibiyeti garantiledin, tamam. Diğer çocuklar gelecek. Benim görüşümdür, paylaşırım da yani. Bence 16'yı, 19'u lig şeklinde yaparsak bence daha keyifli i̇şte olur. İşte biraz masrafı çok o işe. Masrafı çok işte diyorum Kaya. Sponsor. Masrafı çok. Sponsor. Keyifli sponsorla. Yani bu işin altında dileğimiz kalkarım olsun tabii, aynen, isteriz. Aynen öyle. İsteriz. Var mı Karşıyaka'yla Yeni Alkevi'yle söyleyeceğiniz? Yeni Alkevi. Şimdi Miracle Karşıyaka'yı önümüzdeki sezon merak ediyoruz. Hamleyi de başladılar. Hote transferi. Caner Hoca'ya getirdiler takımın başına. Ciddi atılımlar var. Ben Süper Lig'de başarılı olacaklar inancındayım. Ben de inancındayım. Ciddi atılımlar var. Evet. Tabii ki şimdi futbolcu transferi, mevcut futbolcuların ne olacak, gidecek, kalacak, transfer edecek olan futbolcular da var. Ki isimler bayağı, ben şimdi burada evet, saymayayım ama isimler dolaşıyor. Evet. Herhalde 1-2 haftaya kadar ondan netleşir. Ama sonuçta bir uyum sorunu yaşar mı yaşamaz mı? Miracle Değirmenlik yaşadı. Hep toplama oldu. İyi futbolcuları topladı ama biraz sıkıntı yaşadı o çok konuda. Çok örnek gösterdik. Şurada gösterilecek örnek nedir? Biz başarılı olacağız. Biz kalıcı olacağız. Biz şampiyon olacağız. Hedef ne? Şimdi orada senin hedefi ben şampiyon olacağım dersen
sıkıntı yaşayabilirsin. Bence o hatayı yapmasınlar. Evet, bence bunun tecrübesine kavuşmuş yani olmaları lazım. Umut Başkan'ı ben kutluyorum. Bayağıdır uğraşıyorlar, başardılar ama bu konuda birazcık dikkatli. Yani bir görsünler takımın evet, yani ne renk var, getirebilir, ne yok. Başa oynayabilir, iddialı olabilir. İlk 3'ü hedeflersiniz, evet. İlk 5'i hedeflersiniz, sonra evet. Şampiyonluk. Yani kesinlikle. Şimdi tecrübeli bir takım, işte Mausa Türk Gücü gibi, Cihangir gibi takımlar zirvede artık alıştılar. O modla, o seviyeyle evet. Oynuyorlar. Evet. Senin şimdi Miracle Karşıyaka ilk kez oynayacak, o seviyeyi yakalaması illaki zaman ister. Evet. Yani kolay olmaz ama yapamaz mı? Yapabilir. Şu da var Kaya. Tecrübeli oyuncu sayısını biraz fazla tutarsan takımda evet. Çok daha zorlu yaşaması. Tabii ki yani o ilk üçü ama hedefleyip gidebilir. Ben şampiyonu, hedefim şampiyonluktur dediğiniz zaman. Bu arada şampiyonluktan uzaklaşın. Tebrik edelim maçın başında. Gerçekten evet. Görmek istediğimiz güzellikler. Bu ara çok izliyoruz bunu. Çok izliyoruz yeni bunu. Bu olması gereken evet. Zaten maçında da doğrudur. Düzkaya oyuncuları yaptı. Aynen öyle. Hep böyle izleyelim. Kesinlikle. Bu yani. Çok güzel bir şey. Baran Yeni Boğaziçi'nin görüntüleri var sadece. O görüntüleri bir hazırla, bir izleyelim. Kulüp başkanını bir al, hatta alalım. Yeni Boğaziçi'nin de başarısını bir konuşalım hemen. Ama Yeni Boğaziçi'nin görüntüleri var. Onları bir sesen hazırla. Sonrasında da hemen telefon bağlantılarına geçeceğiz zaten. Yeni Boğaziçi'nin herhalde sabaha kadar sürdü kutlamalar. Mahmut verecek. Mahmut verecek bize onun şeyini. Evet Mahmut, neler yaşandı? Başta sesen az sonra çünkü çok özür dilerim. Beyza Demirmaç efendim, fotoğraflı efendim. Olan bir şeyimiz de var. Hı-hı. Görüntülerimiz var, fotoğrafların birleştirildiği. Hı-hı. Onu da oynatırsa Baran kardeşimiz bayağı bir şeyler var orada. Önce da. Önce isterseniz maç sonrası. Şeyden başlayabilirim. Maçtan başlayayım. İlk maçtan da başlayabilirim. İlk maçta play-off sınırındaki hiçbir takımın maçı oynanmadığı için iki takım üzerinde de maçı gittiğim ve yerinde sahanın içinde olduğum için ertelenen maçtan maç, bahsediyorum. Evet. Rahatlıkla söyleyebilirim. İki takım da soru işaretleriyle dolu bir maça çıkacaktık. Maçın ertelenmesi çok düzgün bir karardı. Serkan Şimşek tarafından doğru karar verildiği düşüncesindeyim. Çünkü saha futbol oynanacak zemin ve hava şartları yoktu. İkinci sefer pazartesi günü maça gittiğimizde bazı maçların oynanmış olması, bazı maçların oynanmamış olması otomatik olarak Düzkaya'yı playoff sınırında bıraktı. Hı hı. Ben maça girdiğim zaman sahanın içerisinde yürürken Düzkaya'daki rahatlığı gördüm. Yeni Boğaziçi'li futbolcuların adeta tabiri caizse gözünden ateş çıkarcasına konsantre olduğu baktığım tarafta. Öteki tarafta bir rahatlık vardı. Yani biz nasıl olsa playoff'a kaldık modu vardı Düzkaya'da. Çok ciddiye aldı maçı Yeni Boğaziçi ve çok hızlı başladı maça. Oyunu Düzkaya futbolcuları santradan başlarkenden Yeni Boğaziçi futbolcusu Barış topu kapıyor. İleriye Turgut Kaçar, Doğan Alp'e güzel bir kesiyor, Serhat gol. 15-20. saniye Yeni Boğaziçi oyuna 1-0 önde başlıyor. Bu rakibi demolize etti biraz, etmedi değil. Yeni Boğaziçi hiç bırakmadı. Turgut Kaçar'ın rahat attığı gol yok. Hepsi böyle şov niteliğinde, jeneriklik, roveşeta, uzaktan şut. Tebrik ederim kendisini de 33 golle gol kralı oldu tekrardan. Yeni Boğaziçi çok ciddiye aldığı için bu maçı, maçı kazandı. Genel olarak zaten demeyecek söyledik. Uzun haftalar ligi ikinci bitirdi. En az stresli, en az baskıyı üstünde hisseden takımdı diye düşünüyorum. Tam ekran verebilir miyiz bunu? Çok özür dilerim ama evet. Tam ekran verirsek daha da rahat görsün arkadaşlar. Tam ekran verirsek. Bu arada Düzkaya'nın arkada gözüken kapalı tribününün tamamını Yeni Boğaziçi taraftarları davullar, zurnalar ve tezahüratlarla doldurdu. Böyle önemli bir maçta Düzkaya'nın neden taraftarı ciddi şekilde ilgi göstermişler maça yani. Düzkayalı bir taraftarın fazla bir sesini bağırıp çağırmasını, bir tezahüratını hiç duymadım maç boyunca. Bir inanmışlık vardı yani Yeni Boğaziçi tarafında. Onu net evet, söyleyebilirim. Başkan hazırmış. Alalım isterseniz başkanım. Tamam, düşüncelerini tebrik edelim. Bir kez daha Yeni Boğaziçi'ni 59 puanla ligin son haftası ikincilik koltuğunun sahibi oldular ve Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldular. Mehmet Paloğlu'lar Yeni Boğaziçi Kulüp Başkanı hatta. Başkan teşekkür ediyorum. Kırmayıp katıldığın için hoş geldin diyorum yayına. Tüm camiaya hayırlı olsun. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Sağ olun Beyza'dem. Sevgili Gal, sevgili Mahmut. Hepinize iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bu fırsatı bana verdiğin için de teşekkür ederim. Devam ediyor mu kutlamalar Yeni Boğaziçi'nde? Bugün ara verdik. Ara verdik bugün. Yarın itibaren devam ediyor. Evet. Tebrikler. hak edilmiş bir başarı. İnanmışlık, camianın kenetlenmesi, oyuncu grubunun inanmışlığı, teknik ekibin takımı gerçekten bu süreçte ayakta iyi tutması.
açıkçası kısaca özetleyecek olursak çarkın düzenli işlemesi sonucu da kaçınılmaz yaptı. Tebrik ediyorum. Hemen duygularınızı almak istiyorum sevgili başkan. Teşekkür ederim Beyza'dan. Evet, dediğin gibi inanmışlık, vizyon, misyon, bir takım düşünün tanımadığınız, yani tanımadığınız derken beraber çalışmadığınız karakterler oturmuş, bir takım oluşturuyorsunuz, transferler yapıyorsunuz, bunları da süre içerisinde birbirleriyle bağdaştırmak, bir aile ortamı yaratmak, bir takımsallık, bunlar gerçekten çok zor. Biz bunu başardık. Takımın içinde, futbolcuların içerisinde onlar bir takım oldu, biz dışarıda yönetim olarak bir takım olduk. Hiçbir zaman baskı veya bir hedefi, evet, içimizde vardı. Hedef zaten lig kendi başında zaten bir hedeftir. Bir başlangıcı var, bir de bitişi var. Önemli olan o yolun nasıl gideceğinizdir. Ama bir şekilde de gideceksiniz. Dolayısıyla yılların vermiş olduğu da tecrübe, deneyimle sakinliğimizi koruduk. Hedeflerimizi çok şey etmedik. İşte zaman ama hedefimiz de şampiyonluk diye de değildi. Biz camia olarak çok lig çıktık, çok lig düştük. Dolayısıyla bizim bir korkumuz yoktur. Lig çıkmada veya lig düşmede. Bunu yansıttık futbolcularımıza. Çok keyifli bir sezon geçirdik. 3 transferim oldu. Nokta transfer. Hepsi de birbirinden kaliteli, değerli. Dolayısıyla Kılıç Ali'de hocamızla geçmiş sezon bir başarımız vardı. Yani böyle bir takımla, böyle bir teknik heyetle, böyle bir yönetimle, böyle bir camiayla bu başarı kaçınılmazdı ve çok şükür olsun ki sevinçliyiz. Bu başarımızı da başarıyı elde ettik. Ama benim için esas en büyük başarı A2 takımımızın şampiyonluğu. Ben 9 yıl önce faal yöneticiliğe girdiğimde, düşün 5-6 senedir A2 takımını en az 7-8 kiralık oyuncuyla takviye ederdik. Ama diğer taraftan da altyapımızı toparladık. Kendi içerisinde bir kurumsal yapıya ulaştırdık. Ve benim için ne büyük bir mutluluktur ki geçen sene biz bunun sinyalini verdik. Ligi 4. sırada bitirdik. Bu sezonda şampiyonluğu aldık. Ama sportif başarıdan çok genç takımımın yaklaşık 5-6 yaşlarından beri aynı takımla, aynı gençlerle gençler birbirlerine oynayarak tam bir akademi havasını yakalayarak bu başarıyı sağlamak ayrı bir gururdu benim için. Evet, açıkçası güzel bir yıl oldu, güzel bir sezon oldu. A2'de gelen başarı, Halil Hoca ile birlikte yakalanan başarı, A takımın adını Süper Lig'e yazdırması, Turgut Kaçar'ın gol kralı olması güzel bir yıl Yeni Boğaziçi adına. Süper Lig'in Yeni Boğaziçi'ne ihtiyacı vardı. Açıkçası bunu söyleyelim. Geçmiş yıllarda, geçmiş sezonlarda Süper Lig'de de boy gösteren takımların arasındaydı Yeni Boğaziçi. Oralarda artık kalıcı olmak önemli. Süper Lig'de de iyi işler yapmak önemli. Başkan, şu var. Hep yönetimi dövdük. İyi çalışan bir yönetim olduğunu zaten belirttik. Kolları erken sıvayacağınızı da düşünüyorum. Gerçi bugün ara verdiğiniz dinleme, yarın herhalde Kuzularoğlu arka silecek, devam edilecek gemiye eşmeye, ama bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasının yapılması lazım. Hocayla nikah tazelenecek mi? Ne olacak süreç? Yabancı sayısı belli olacak, kazanacak. Bununla birlikte Süper Lig önümüzdeki yıl açıkçası biraz daha zorlaşacak. Ciddi bütçelerin konuşulacağı bir dönem olacak. Ne var, nasıl bir planlama var? Neler planlıyorsunuz? Bununla sohbetin sonuna gelelim sevgili başkan. Sevgili Beyza'dan, şimdi evet, dediğin gibi yarın da kutlamaya devam ediyoruz. Dedik böyle bir 2-3 gün bir dinlenelim, kafamızı toparlayalım. Şimdi bizi bekleyen, yani canlı olarak bizi bekleyen
bir genel kurulumuz var. Ve 2 yıllık sürem doldu. Evet, bunu biraz daha erken alıp muhtemel ay sonuna da yapabiliriz ya Haziran'ın başında yapabiliriz genel kurulu. Oradan çıkacak neticeye göre, çünkü bilirsiniz yani başkan adayı daha çıkmadı. Var mı sizin ama bırakma düşüncenizi sevgili başkan? Bilmiyorum onu. Başkan düşüncen mi var? Bırakma düşüncen var mı sizin? Yok, bırakma düşüncem yoktur. Tamam, o zaman başkan çünkü çıkmaz der. Bırakma düşüncen yoksa böyle çok bekleyin yani. Başkan çıkana beklersen çok bekleyin sevgili başkan. Yok yani, öyle bir şey olmaz yani. Olmaz yani. Ya olabilir be sevgili Berat'ın. Yani değerli üyelerimizden çıkıp diyebilir. Ben daha da iyisini yapabilirim. Ben bu kadar bütçeden de geliyorum da diyebilir. Saygı duymak gerekir. Dediğim gibi genel kurulu süresini biraz daha erken alıp neticesine göre planlamaya başlayacağız. Ama benim planlaması daha kendime göre hazırdır. Yani sponsorumdan tut, yöneticilerimden tutun. Zaten vizyonum, misyonum benim çok farklıdır. Esas ana hedef elbette Boğaziçi'yi Süper Lig'de tutmakla birlikte alttan gelen pırıl pırıl gençlerimizi de ihmal etmeden aynı özveriyle onları da arkasında durup yani bir planlama olarak yaklaşık böyle bir 3 sene sonra tahminimce A takımın içerisinde bir kiralık oyuncu olacağını düşünmüyorum. Şu anda bile düşünün 3 tanedir. Gerisi hepsi bonservisidir. Hedefimiz, amacımız bu. Bayrağı devralacak olan arkadaş da bu muhtemelen aynı şekilde devam ettirecek diye düşünüyorum. Kralı tutuyor musunuz? Efendim? Turgut'u tutacak mısınız takımda? Yani benim planlamam, evet, tutmayı düşünürüm. Daha doğrusu bu benim kendi vizyonumda. Ben başarıyı süreklilikle gelebileceğine inanan biriyim. Öyle çok arka arkaya, çok öyle arka arkaya bir takımda kalmayı sevmez bu, başkan. Efendim? Arka arkaya çok öyle bir iki sezon bir takımda kalmayı çok sevmez. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim size. Aslında Turgut böyle bir insan da değildir ha. Altını çizerek söylüyorum. İşte yok iki takım işte bir senede iki takımda oynamak işte huysuzdur, odur budur. İnanın ben 10 ayımı geçirdim Turgut'la. Şöyle bir şey de görmedim. Bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla öyle bir ilişki kuruldu ki yani kalabilir diye düşünüyorum. Yani yok diyeceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi daha bu konuşmalar içinde biraz erkendir. Az sonra bağlantı kuracağız Turgut'la da, ona soracağız zaten soruyu. Ben de merak ediyorum. Evet. Kaya, ama Mahmut, dediğim gibi yani benim yani çok futbolcu değiştirmekle ya da çok teknik heyet değiştiren bir kişi değilim. İstikrara inanırım. İstikrara inanan biriyim. Yani bu hafta kötü gittik. Kalkıp da futbolcularım bugün ne azarladım, ne teknik heyetime bir hesap sordum. Yani bu hafta olmadı, önümüzdeki hafta olur. Bu hafta olmadı, önümüzdeki hafta olur mantığıyla, vizyonla devam ettik. Ben de merak ediyorum Turgut'un ne söyleyeceğini. Soracağım. Ayrılma. İzlemede kal, soracağım. Soracağım. Evet, Mahmut varsa. Sevgili başkan, öncelikle tebrik ederim camianızı bir Süper Lig'e terfi ettiğinizden dolayı. A takımınız Süper Lig'e terfi etti. A2 takımınız şampiyon oldu. Alt gruplarda başarılısınız. Ayrılmaz parçanız olan Londra Boğaziçi İngiltere'de şampiyon oldu. Tüm bunların daha önce yaşamış bir camiasınız ama hepsini aynı sezonda yaşamak sizin başkanlığınıza nasip oldu. Her ne kadar genel kurul var deseniz de aldığımız duyumlarda sizin başkanlığa devam edeceğiniz,
Hatta transfer görüşmelerine başladığınız ve sponsor, ciddi bir sponsorla geleceğiniz yönünde duyumlar var. Elinizi çabuk tutacağı inancındayım. Çünkü ilk devre bu sezona başlarken özellikle hoca seçimini doğru yaptınız. Nokta transferler, 3 tane kiralık oyuncu aldınız. 3'ü de bence sezona damga vuran isimlerdi. Süper Lig'de de eğer doğru hamleleri atarsanız Yeni Boğaziçi'nin önü açıktır diye düşünürüm. Sizi tebrik ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın sevgili Mahmut. Dediğin gibi evet bu sene, bu sezon bence Yeni Boğaziçi'nin yani 2022-2023 sezonu Boğaziçi'nin sezonudur diye düşünürüm. Katılırım. Londra'da takımımız şampiyon oldu. Kardeş kulübümüz. Biz burada A2 ve A takımla Süper Lig'e çıktık. Tabii bu başarılar asla tesadüf değildir. Yılların vermiş olduğu emektir bunlar. Çabadır. Bir projedir. Gerek bizim burada, gerek Londra'da. Ektiğimizi biçmedir esasında bu. Bu sene bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Önümüzdeki yıllar daha da iyi olacağını düşünürüm. Çünkü planlamamız bu şekildedir. Dediğim gibi evet bir genel kurulumuz var ama ben yine kendimce benim planlarım 3 aşağıda şu kadar zaten hazır planlamı yapmışım. Her zaman A, B planım vardır benim. Evet transfer görüşmeleri de bir yandan başladı. İşte yarından sonra teknik heyetten, futbolcularımızdan tekrar yani biraz dinlendikten sonra tekrar bir araya geleceğiz. Biz her ihtimale karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet. Teşekkür. Kaya var mı soracak? Sayın Başkan tebrik ederiz. Teşekkür ederim sevgili Kaya. Yani zoru başardınız aslında. Ben pek öyle gördüm. Sezon başından itibaren işte izleyen bir spor yazarı olduğum için söylüyorum rahatlıkla. Ve yıllardır zaten takip ettiğimiz bir camia. İşte altyapıda siz de yıllarca uğraştınız. Bayağı çocuk yetiştirdiniz, genç yetiştirdiniz. Ve aynen katılıyorum. Ne ekerseniz onu biçersiniz misali. O çocuklar ve o takım, kadro ve takviyelerle tabii ki. Ki Kılıç Ali Kahraman da bana göre doğru tercihti. İlk başta işte başka bir teknik direktörle anlaşma oldu ama sonrasında bence doğru karar verip Kılıç Ali Kahraman'ı takım başına getirdiniz. Ve sonrasında da tabii ki tüm teknik heyet, işte yönetim, futbolcular, herkes kenetlenme, birliktelik çok güzel ama benim merak ettiğim esas konu işte bu sosyal medyadan da devamlı takip ediyoruz kulübü. İşte imece usulü çok güzel bir çalışma yaptınız. İşte A2 takımı bu hafta filan yerde Magarina Bulli, işte diğer gün A takım Badades Kebabı, neyse artık işte bugün Hasan Topaloğlu da söyledi, Moloya dedi vesaire dedi. Her hafta bir yerde yemek, işte daha sonra kutlama, hatta galibiyet, pizza partileri aynı şekilde. Hep böyle imece usulü ama bunun merkezinde siz varsınız. Yani siz ben en başarılı olarak sizi gördüm. Bu koordinasyonu yapmak kolay değil. Nasıl oldu? Biraz bunu anlatırsanız bize seviniriz. Evet sevgili Kaya, dediğim gibi yani kolay değil. İşte bu yani benim esnaflıktan gelmiş olmam. İkincisi de yani koordinelerle ilgili, planlamalarla ilgili hiçbir sıkıntım yoktur. Zorlanmıyorum da. Bu sene işte benim gözümde yani A takım ayrı, genç takım ayrı, 16, 14 altyapı ayrı diye hiçbir zaman ben bunları ayrıştırmadım. Benim için hepsi bir bütündür. Ve geçen sezondan başlattığımız ve bu sezonla devam ettiğimiz A2 bilirsiniz yıllardır A2 takımlar çok ilgilenilmedi. Değer verilmedi demeyelim de az değer verildi. Yeteri yani derecede. Yeteri derecede tutun. Şimdi dediğim gibi parayla, maddi güçle evet bir başarı elde edebilirsiniz.
çok kolay da edersiniz. Ama önemli olan manevi başarıdır. Evet. Çünkü başarının sürekliliğini getirecek olan manevi başarıdır. Kıyafet A takımımıza ne yaptıysak, kıyafetleri aynı şekilde, aynı renk, aynı model yaptık. Formalarını, aşortmanlarını, yağmurluklarını, çantalarını, maç yemeklerinden tutun, A takıma yaptık, genç takımımıza da yaptık. Yani ben genç takımımı, hiçbir takımımı daha doğrusu birbirinden ayırt etmeden eşit bir şey, aynı şekilde hepsine değer vererek bunu da gösterdik, sunduk. Dolayısıyla her yapışımızda genç takımımızın da bir o kadar daha camiasını sahiplendiğini, huzurlu ve mutluluk geldi. Akabinde de işte gördüğünüz gibi şampiyonluk da geldi. Evet. Yani her şey, evet, para bir yere kadardır ama manevi dokunuşlar bana göre çok çok daha etkilidir. Biz de bunu yaptık ve meyvesini de aldık. Tebrikler. Tebrikler. Evet. Hayırlı olsun başkan. Hayırlı olsun camiaya. Devam edin kutlamaya. Bugün dinlenin, yarın devam edersiniz. Sonrasında güzel bir planlamayla formaları da yolladı başkan size. Teşekkür ederim. Formalar için de teşekkürler. Aldık formaları da. Teşekkür ettik. Tüm camiaya hayırlı olsun. Başarı hep yanınıza olsun Süper Lig'de de. Salı gecesi konuştuklarımızı bu sezon adına kısmet olsun ve pazar gecesi yapacağımız Süper Lig programında da konuşalım. Tüm camiaya sevgiler, saygılar. Turgut'u alacağız az sonra, gol kralında bağlayacağız yayına. Teşekkür ediyorum. Camiaya sevgiler, saygılar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tamam. Çok teşekkürler. Evet, Baran hazırla, Turgut'u da alalım. En azından onun da düşüncelerini bir alalım. Var mı bir ciddi sponsor? İsim hakkı mı yani gündemde? Evet. İsim hakkı gündemde. Evet. Artık bu işler demek ki böyle. Evet. Olması gerekendir. Yani. Olması gereken Yonpaş Lumlupınar, Mert Asanca, Eşilova, evet. Miracle Değirmenlik, Miracle Karşıyaka. Yani Mausa Türk Gücü'nde mesela yoktur ama orada eri var. Nordenland, yani burada ismini söylüyoruz rahat bir şekilde. Orada var. Geçmiş dönemlerde Sefece dört yol. Evet. Bunlar hep gördük. Var. Yani Peralarnaka Gençler Birliği. Güzel bir şey. Şimdi bazen doğru hamleler atın, nokta atışlar yapın dersiniz ama maddi gücünüz olmadığında teknik direktör bazında da transfer bazında da doğru adımlar atamayabilirsiniz. Size çok ciddi bir para desteği olan bir sponsor olduğunda daha iyi futbolcuyu, daha iyi ekipmanı, daha iyi kampı, evet, daha başarılı hamleyi atma şansınız olur. Daha çok size güç kuvvet verir yani. Yani süper sponsor. Mahmut süper, şunu sorayım. A2 kaybeder mi bu sene? Geçen sene Gege'nin başına geldi bu çünkü. Gençlik Gücü geçen sene şampiyon oldu. Şimdi takım Süper Lig'e çıktı. A2 ligini kaybettik. Geçtiğimiz yıl Yeni Boğaziçi A2 takımı şampiyon adaylarından biriydi. Devre arasını lider tamamlamalarına rağmen, tamam, Mehmet Başkan'ın vizyonu doğrultusunda buradan 3 tane çocuğu BTM'ye göndereceğim dedi. 1461 İskele Trabzonspor'a, evet, 3 çocuk Yılmaz Köy'üne finale çıktı. Yeni Boğaziçi A2 takımından. O 3 çocuk bu yılda ciddi paralar kazandırdı. Yine Miracle Demirhan'a transfer oldular. Hı hı. 50'şer bin, 60'şer bin TL kulübe para kazandırdı. A2 futbolcusu bunlar. Hı. O futbolcular transfer olmasaydı bu başarı geçen yılda gelebilirdi. Doğru. Şimdi güç kaybeder mi dedin? O yetenekli çocuklar, Süper Lig'de takıma giremeyenler bölgenin ciddi takımlarına transfer olacak. Çünkü çok geniş bir takım ve 30 kişilik bir kadro, yeteneksiz oyuncu yok. O derece yani. Hepsi bir mevkiye gelecek. Bu Türk futbolunda söz sahibi olacak. Kimi alt ligde oynar, kimi başka takımda oynar, kimi birinci ligde oynar ama bu çocukların hepsini bir yerlerde izleyecek diye düşünüyorum. Evet, evet, Turgut Tatlıymış. Gol kralı zirvede bitirdi. Son haftaya kafa kafaya girdiler. İlyas Yılmaz'la birlikte 28'ler golle girdiler. Cumartesi Miracle Karşıyaka Girin Alkebi karşısında kazandı. 2 gol kaydetti İlyas. 30 yaptı gol sayısını. Turgut 28 golle kaldı. Ancak dün oynama sonrasında tacı takan isim oldu. Seninle olmak güzel. Seni ne kadar sevdiğimi de bilirsin. Onu da söyleyeyim sana. Demek ki kısmet bu akşamamış sevgili Turgut. Tebrik ediyorum seni de elde ettiğin başarıdan dolayı. Ve hoş geldin diyorum yayına. Günler. Mahmut abi, Beyza abim ve Kaya abim.
Evet. İyi akşamlar, İyi tebrikler. Akşamlar, tebrikler. Tebrikler, hayırlı olsun. Sevgili Turgut, hemen alalım düşüncelerini, sohbete başlayalım. Öncelikle çok yorgunuz. Yani inanılmaz derecede yorgunum çünkü takım olarak çok zor ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Bedenen ve mental anlamda çok yıprandık. Dar olan katlomuza rağmen yani güzel işler başardığımıza inanıyorum. Bunun sebebinin güzel bir aile olmamızın olduğunu düşünüyorum. Zor zamanlarımız oldu. Can askere gitti, Yıldo askere gitti, Ahmet Altın sakatlandı, Mehmet Çakan ve Ramadan beşer maç yedi. Dar olan katlomuz oldu ama bu krizi avantaja çevirdik. Takıma gençler monte edildi. Doğan, Ahmet Kuşağı, Hasan Kafoğlu, bu birlik beraberlik bize başarıya getirdi ve sonunun güzel olduğuna inanıyorum. Hı hı. Bu kulüp 1933'te kurulan en eski futbol takımlarından biri ve böyle olunca birçok kaliteli ve yetenekli futbolcu oluyor tarihinde istersen. Bunların ikisiyle oynama fırsatı buldum. Adem Ertem ve Mehmet Çakan. Diğer kişilerin ününü duydum gelmeden. Mehmet Karaşay'ın bu arkası oldu. Fakat tarihinde ilk gol kralı olan futbolcu ben oldum. Tarihe geçtim. Bu gurur benim için paha biçilemez. Bunu yaparken tabii ki en önemli şey aile olabilmekti. Biz bunu aile olarak yaptık ve size gerçekten yemin ederek söyleyebilirim. Benim takım arkadaşlarım bu başarıyı almamı benden daha çok istediler ve onlar sayesinde bu başarıyı elde ettim. Aslında şimdi burada yayında ben varım belki ama keşke öyle bir fırsatımız olsa ki tüm takım arkadaşlarımla birlikte orada olabilseydik ama ben buradan da onlar adına sizden teşekkür ediyorum ve yani gururluyum. Evet. Asist sayın kaç Turgut? 18. Asist 18 mi? Evet. Tutmuş asistleri tutmuş. Yani bir şey söylemek isterim Turgut'a. Söyle zaten dayanamam lazım. Maçı izleyemedi seyircilerimiz ama ben kısaca Turgut'ta yayındayken bir şey anladayım. Serhat'ın golüyle 1-0 Yeni Boğaziçi önde. Yeni Boğaziçi beraberliğe de terfi ediyor. Turgut 2 gol geride İlyas Yılmaz'dan. İlyas Yılmaz'ın maçı bitmiş. Turgut 2 gol atarsa gol krallığını paylaşacaklar. Bir pozisyon oldu. Turgut 0'a doğru indi. Kaleyi gören açıdan ve pas verdi. Turgut öyle bir golcüdür. Turgut bu gol krallığının sonuna kadar hak ettiği anasının ak sütü gibi helal 33 golün bir 30 tanesini görme fırsatım oldu. Yanlışsam beni düzelt. En güzel gol herhalde attığı bu maçta attığın Röveşata golünden biri olabilir. Jeneriklik bir gol söyledim arkadaşlara sen yayında yokken. Tebrik ederim Turgut. İleriki yıllarda Süper Lig yolu programında seni konuşmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Süper Lig'de olacağını düşünüyorum. Hak ettin, seni kutlarım. Çok teşekkür ederim. Güzel düşünceleriniz beni duygulandırdı. Yani tüm sezondur sizin yayınlarınızı kaçırmadan izliyorum ve ben bir de teşekkürü size etmek istiyorum. Çünkü sizin yaptığınız yorumların ve sizin söylediğiniz iyi ya da kötü yorumları ben her zaman alıyorum. Çünkü siz oradan yaptığınız eleştiriye bile ben açıyorum. İnsan, yani her insan eleştiriye açık olmalı. Böyle olunca da insan kendini geliştirebiliyor. Ben iyi ve kötü yaptığınız tüm yorumlar için ve salı günlerimizi bize böyle heyecanla beklettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kalıyor musun Yeni Boğaziçi'nde Turgut? Beyzer abi, sen hep böyle zor sorular sorar. Yok zor, zor yerlerde sorar. Şimdi daha lig yeni bitti ama şimdi bunu söyleyince de yanlış anlaşılır. Yanlış anlaşılmaz, düşünceni söyleyeceksin. Şimdi Beyza'da bir şimdi şöyle bir şey var. Coğrafya nasıl kaderse KKTC futbolunda da bonservisin neredeyse o da kaderin oluyor. Tamam. Ben gitmek istediğim bir yere kulübüm astronomik rakam ister. Tamam. Kulübüm kendi düşünmez. Yani bilmiyorum ne olacak, kulübüm ne olacak, kendi soruyu o zaman kulübüm. Soruyu o zaman değiştireyim soruyu, başka türlü sorayım. Yeni Boğaziçi'nde kalmak istiyor musun? Bu da mı zor? Yok, çok kolay. Yeni Boğaziçi kulübünde tabii ki kalmak isterim. Çünkü tamam. En başından en sonuna kadar bana taraftarlarından tut yönetimine, marketinden, manavına herkesin çok büyük saygısı var. Ben istediğim cevabı aldım zaten. Hiç de zor değil. Yani artı Süper Lig'de
şu an Yeni Boğaziçi. Yani Yeni Boğaziçi'de kalırsan Süper Lig'de oynayacaksın. Ben sezon ortasıydı yanlış hatırlamıyorsam bir konuşmaya başlamıştık artık. Gol sayısı da arttıydı Turgut'un. Asist sayısı da arttıydı. Ben Dumlupınar'ın Turgut Kaçar'ı bırakacağı yani, düşüncesinde değilim. Ben hep söyledim. Ben seni altyapıdan beri izliyorum zaten. Yıllar oldu. İşte 20 senedir 15 senedir neyse. Ben Süper Lig futbolcusu olduğunu hep söyledim öncesinde de. Bu sezon işte Süper Lig yolunda programda burada yer aldık. Gene söyledim, hala da söylüyorum ama burada bir işte Beyza'da Ünalmış'ın sorusu üzerine bunu rahatlıkla sorabiliriz de. Çünkü Yeni Boğaziçi Süper Lig'de. Kalırsan belki bonservisi, belki kiralık, sonuçta Süper Lig'de oynayacaksın. Bu senin için esas olması gerekendir. Yani evet. Birincilik kötüdür, işte zayıftır meselesi değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani birinciliği aşağılamıyorum veya işte daha düşük seviyede görmüyorum ama sonuçta Turgut Kaçar'ın seviyesinin ben yani futbolcu olarak da Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yeni Boğaziçi Süper Lig'e çıktı, hak ettiği de çıktı ve belki de kalıcı olmak için işte transferdir, kadro yapılanmasıdır vesaire bir çalışmadır, işte sponsordur, yapacaktır muhakkak. Ama Turgut Kaçar için bir yani ciddi bir adımdır Süper Lig'de oynama açısından. Kesinlikle Kaya'ya katılıyorum. Tabii ki her futbolcu Süper Lig'de oynamak ister. Fakat bazen şartlar seni buraya getirir. Yani sonuçta futbol bizim bu ülkemizde sadece profesyonel olarak oynanmıyor ve yani birçok Lefkoşa kulüpleri neredeyse hepsiyle sezon başında görüştüm. Birine kulüpleriyle yani çoğu da hepsi Süper Lig'di. Ama günün sonunda güneş ışığından yararlanma için antrenmanlar saat 2.30'da ya da 1.30'da yapacaklarıyla ilgili konuştuk. Yani direkt ben hiç maddiyat konuşmadan antrenman saatlerini sordum. Tabii ki yaptığımız iş her gün saat 12'de çıkıp da Lefkoşa'ya antrenmana gidemezsiniz. Yani şartlar böyle gerektirdiği için böyle oldu ama ben bir de şey düşünüyorum. Bilmem takdiriniz sizin takdiriniz tabii ki. Ben Süper Lig'e gidip orta sıralarda ya da hedefi sadece ikinci olmak isteyen takımda oynayacağım ama birincilikte hedefi olan bir takımda o takımı lig çıkarıp ya da o takımı şampiyon edip mutlu sana ulaşmayı daha büyük gurur olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten Süper Lig'de bir gerçek var maalesef. Bir Malzı Türk Ligi gerçeği var. Diğerleri ikincilik, üçüncülük, dördüncülük için mücadele ediyor. Ve ben üçüncü, dördüncü, beşinci olan futbolcuların kendini çok geliştirebileceğini ya da o heyecanı çok fazla yaşayabileceğine inanmıyorum. Çünkü yani dördüncü olmuşun ne olacak, beşinci olmuşun ne olacak ama birincilik öyle değil. Bence birinciligin playoff'u, playout'u bence daha heyecanlı bir lig. Ve kaldı ki gol kralı oldum diye demiyorum bunu ama birincilikteki hücum hattındaki futbolcular yani Enes Kubat olsun, Erhan Çınar olsun, İlyas Yılmaz, Esin Sonay ve aklına gelmeyen varsa siz eklersiniz. Bence bu futbolcuların hepsi Süper Lig kalitesinde futbolcular ve hücum hattı olarak bence bu ligdeki futbolcuların içinden sıyrılıp gol kralı olmak benim için daha değerli diye düşünüyorum. Tabii takdir sizin. Bu yani aslında bu doğru. Yani tespitin doğru, güzel. Birincilik evet daha heyecanlı ama ben gene de Süper Lig'de oynaman gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de öyle düşünüyorum ama işte şartlar umarım. Tabii kısmet tabii ki göreceğiz bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. Aynen. Evet. Gollerini izlemek güzeldi. Her hafta seni bu masada konuşmak güzeldi. Alınan şampiyonlukta başarın da güzel. Bir futbol adamı olarak hem seni izlemek güzel hem maçını anlatmak güzel hem attığın gollara golleri de görmek güzel. Söyledim benim için değerli isimlerden bir tanesisin ülke futbolunda. Teşekkür edeyim. Hayırlısı olsun. Camiaya, ben sana. Çok teşekkür ederken son bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Öncelikle sezonun ilk, daha doğrusu görüşmeleri ilk başladığımız andan itibaren bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen yani başkanım Mehmet Fahlioğlu'na, eşi Rahme ablama, hocalarıma, Kılıç Ali hocama, Ersoy hocama, İbrahim Özerinç abime ve adını unuttuğum ya da saymadığım kim varsa herkese çok teşekkür ederim. Bence Süper Lig Yeni Boğaziçi'ne çok yakıştı. Bence çok da yakışacak. Güzel yerlerde olacağına inanıyorum ve bana destek olan herkese gerçekten huzurlarınızda tekrardan çok çok teşekkür ederim. Size de tekrardan iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başarılar Turgut. Sevgili Turgut. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Evet. Kaya, geçen hafta Haller Doğuş'u alacaktık. Alamadık. Doğrudur. Onu da alalım. Geriye kalan maçlarda
atarız üzerine. O şekilde de yayından çıkarız. Bu akşamı Yeni Boğaz için ayırdık. Zaten cumartesi yine yoğun bir gündem. Sonrasında da zaten hemen salı günü tekrar buluşacağız burada. Yaptı mı her kırıklığı olan takımını? Yalova. Yalova. Hep onu söylediğim sezon başından beri. Hep işte çıkacak işte zirveye, yani ilk maçlardaki o başarılı skorlardan, puanlardan sonra ilk sırayı yakalayıp hep birinci, ikinci sırada Miracle Karşıyaka'yla özellikle o zirve mücadelesini yapacak diye düşünüyordum ama maalesef geride kaldı. Yalova, Mahmut? Yalova'nın aksine, Yalova sadece söylem olarak biz çıkacağız dedi. Peralarnaka Gençleri Birliği hem söylem olarak hem eylem olarak. Vura vura geldi onlar. Yani isim sponsoru alarak, transfer yaparak, dillendirerek getirdikleri evet. için benim hayal kırıklığım Peralarnaka Gençleri Birliği. Aynı, benim de Peralarnaka Gençleri Birliği. Kaya, SNTP Yalova, Düzka, Peralarnaka Gençleri Birliği. Hangisi üçüncü bilete yakın? Yani SNTP en yakın takım tabii ki de. Yani ilk maçların skorlarını da merak ediyor. Şimdi o Düzka'ya izledi Mahmut Olacak ki ben de katılıyorum ona. Yani evet. 7-0'lık bir mağlubiyetten sonra nasıl toparlanacak bu hafta ve güçlü bir SNTP'ye karşı ki aslında SNTP Düzka'ya maçını izlediğimizde biraz işte özetini ağırlıklı izledik ama parça parça da biraz izledim. SNTP'nin daha iyi oynadığını gördük. Evet. Kaçırdığı pozisyonlara penaltı pozisyonları da vardı hatta. Ama sonuçta SNTP'nin Düzka'ya teraziye koyduğumuzda SNTP'nin ağır bastığını düşünüyorum ki o maçta ilk maç SNTP yendiği anda çok büyük bir avantaj yakalamış olacak. Kesinlikle. Yani Düzkaya'yı canlı gözle izleme fırsatım oldu son hafta. Aşırı bir demorize olmuş olabilir 7-0'lık skordan sonra. Bu 7-0'lık skor sadece giren gollerin skorudur. Daha farklı da olabilirdi. Bir konsantrasyon kaybı yaşadılar. Skor böyle oldu. Daha ağır bir şeyden çıkmaları lazım, acil bu durumdan çıkmaları lazım. SNTP'yi o yüzden bir adım önde görüyorum. Her ne kadar tarafsız sahada oynanacak olursa olsun. SNTP her yıl playoff oynuyor. Evet. O tecrübeye de sahip. Evet, artık o havaya aldı. Ciddi şekilde dillendirmişler. Daha da fazla. İkinci devre arasından sonra mıydı? Davut Hoca artık yani istiyoruz evet. dedi. Yani söyledi. Tabii ilk maçların ardından SNTP'nin takıldığını varsayarsak burası tam bir ateş hattı olur. Son iki maç tadından yenmez. Evet. Yani öyle bir de durum aynen, var aynen burada. Öyle. Evet, Halil Erdoğuş da hazır. Yeni Boğaziçi A2 takımının genç teknik adamı. O da takımıyla birlikte başarılı bir sezonu geride bıraktı. Şampiyon olarak onlar da güzel bir sezonu noktaladılar. Hocam, tebrikler size de, hayırlı olsun. Hoş geldin diyorum yayına ve teşekkür ediyorum katıldığın için. İyi akşamlar, iyi yayınlar değerli hocalarım. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar, tebrikler hocam. Tebrikler hocam, tebrikler. Teşekkürler Mahmut hocam, sevgili Kaya hocam. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hocanın ses gümbür gümbür gelir. Direkt gümbür, enerji dolu. Yani Sami Topçam kupasını alacağım sesidir bu, ben öyle anladım. Aynen öyle. Cuma gecesi, aynen katılıyorum. Cuma aynen. gecesi izleyeceğiz. Evet, alalım duygularını hocam. Zor bir sezon oldu. Belli maçlarda izleme fırsatı bulduk. Genç arkadaşları birçok maçta da maç öncesi verdiğini sahada gördüğün maçlar da oldu. Beklentinin altında performanslar da oldu ama günün sonunda zafer geldi. Duygularını alayım sevgili hocam. Neler söylemek istersin? Tabii ki değerli hocam. Sezona başlarken 20 Temmuz'da açmıştık sezonu. Yoğun bir yaz sıcağında bir hedef koymuştuk gençlerle. Geçen sene kaybedilmiş son saniyede bir üçüncülük maçımız vardı. Hiç unutmuyorum onu, SNTP maçı. Son saniyede değdiğimiz golle üçüncülüğü kaybetmiştik. Kulübümüze bir kupa getirememiştik. Ama yalnız bu sene gençlerin de katılımıyla özellikle kaliteli kadronun oluşu, başkanla yaptığımız istişare sonucunda ben bu takımın şampiyon olacağına inandım. Gençlerin bu kapasitede olacağını gördüm. Bu bağlamda bir hedef koyduk ve sezon başında bu takımın en yüksek yere, şampiyonluk hedefine ulaşacağını söyledim. Bu bağlamda güncel olarak çalışmalarımızı antrenman sahamızda olması dolayısıyla güzel çalışmalar imkanı bulduk. Ve bu bağlamda gençlerimizin katılımları yüksek derecede, son derece muazzamdı. Özellikle antrenmanlara devamlılık açısından, maç sonrası birliktelik, arkadaşlık ilişkileri bu bağlamda bizleri mutlu etti. Değerli başkanımın da katkıları beni son derece mutlu etti. Özellikle altyapıya verdiği önem, ciddiyet son derece muazzam bir şekilde olmuştu. Bu desteklerin yanı sıra özellikle bize dış güçten Süleyman Özkoç, Dezli Döz Direktörü'nün de maddi manevi katkısı çok büyük oldu.
Bu başarının gelmesi zaten kaçınılmazdı. Çocukların hırsı, isteği olumlu bir şekilde sahaya yansıdı. Kazanma arzusunu geliştirdik. Taraftarımızı yanımıza aldık ve şampiyonluk öyküsü oluştu. Mutluyuz, çalışmalarımız devam ediyor. Bir hedefimiz kaldı. O hedefimizi de taraftarımızın desteği, yönetim başkanla birlikte inşallah Cuma gecesi Doktor Fazıl Küçük Üstadında alarak kulübümüze 3. kupayı getirmek istiyoruz değerli hocalarım. Evet, var mı hocaya sorun? Halil Hocam, öncelikle kazandığınız şampiyonluktan dolayı sizi tebrik ederim. Ben sizin sadece bir şampiyonluk kazandığınız için başarılı olduğunuzu düşünmüyorum. Bu şampiyonluk yoluna giderken sizin A2 takımında hazırladığınız çocukları da ara ara sürekli olarak A takıma göndermeniz, orada süre almaları, bu da ayrı bir başarıdır. Belki antrenmanları bazı oyuncularınızdan yukarıya futbolcu, zaten A2 ligi yukarıya en çok futbolcu veren başarılıdır. Siz en çok futbolcuyu verdiniz. Hem de sportif olarak şampiyon olup başarılı oldunuz. Bence iki bağlamda da başarılısınız hocam. Ahmet Sami Topçam Kupası'nda da size tekrardan başarı dilerim hocam. Teşekkür ederim değerli Mahmut kardeşim. Tabii ki temel amacımız zaten gençlerden yukarıya A takım seviyesine futbolcu yetiştirmek. Bu bağlamda bu yıl da en az 7-8 sporcumuzu A takım hocamıza, Kılıçdaroğlu hocamıza yukarıya verme imkanı bulduk. 4-5 tanesi zaten sürekli şans buldu. A takıma katkı koydu. Alttan gelen yedek kulübesinde olan 3-4 oyuncumuz mevcut oldu. Bunlar bizi son derece memnun etti. Özellikle gençlerin A takımda olma ve hem genç takım şampiyonluklarını yaşaması, A takımla birlikte çifte şampiyonluğun olması keza bizleri mutlu etmiştir. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de kupa için güzel bir çalışma ortamı bulduk. 30 kişiye dayanan bir antrenman topluluğu şeklinde geçti. Bu da inanmışlığın, zaferin öncesinde birlikteliğin olması diye düşünüyorum. İnşallah yarınki son antrenmanımızla kupaya hazırlanarak orada en iyi şekilde kulübümüzü temsil edip 3. kupayı da kendi köyümüze getirmek istiyoruz diye düşünüyorum hocalarım. Hocam, 4 yolda çalıştınız. Mor Menekşe, Yeni Boğaziçi. Onun dışında var mı başka? Ötüken, evet. Ötüken'de de. İncirli, Yiğitler, Yıldırım, Serdarlı. Evet, Ağrılı hep altyapılarda değil mi? Yani işte evet. Genç takım. Evet. Yani bu çizgide çok başarılı bir şekilde gidiyorsunuz. Nazar değmesin. Bence yani acizane tavsiyem. Çok acele etmeyin A takımlar için, yukarısı için. Ki başarı yapamazsınız diye demiyorum ha. Belli ki aşağıdaki başarı ve işte futbolcu yetiştirme yukarıya, A takıma futbolcu. Daha zordur bence. Daha zor ama bunu başarabiliyorsunuz. Yani başladı, meyvelerini versin. Haller doğuşu işte bir kulüp takım A2 takımına teknik antrenör aldığı zaman hedefi olan bir kulüp için söylüyorum. Bence doğru iş yapmış olacak. Yani özellikle bölgede, yani doğu bölgesinde ağırlıklı olarak. Bence bu çizgide devam edin. Hatta birkaç sene daha kısmet tabii ki ama sonuçta futbolcu yetiştirmek daha zordur. Yani A takımda teknik direktörlük evet zordur ama alttan futbolcu yetiştirmek, kazandırmak daha da zordur ama siz bu işi çok güzel yapıyorsunuz. Başarı da geliyor. Yani şampiyonluk, evet şampiyonluk bir başarı, ciddi bir başarıdır ama sonuçta futbolcunun işte belli bir seviyeye ulaştığını, performansının belli bir seviyeye geldiğini gösterir aslında. A2'ler için konuşuyorum. Bence çok güzel gidiyorsunuz bu çizgide. Bozmayın, devam. Zaten A takımdır, işte teknik direktörlüktür. O da zamanı gelince zaten önünüze çıkacaktır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum bir kez daha. Teşekkür ederim hocam. Sözlerinize katılmama geldi değil. Tabii ki kademe kademe bu teknik direktörlüğe ulaşmak istiyorum. Benim hedeflerim var. Zaten yarım teknik direktörlük kursunu da bekliyoruz. Bu dönem açılacak. Hayırlısı. Onu tamamladıktan sonra birkaç yıl içinde artık A takım seviyelerinde görev almayı düşünüyorum. Bu kademe kademe sırayla olabilecek bir şey, ekiple olabilecek bir şey. Bu sistemi kurduktan sonra zaten başarılı bir ekiple yolumuza ilerleyeceğiz. Bunları da güncel driller, antrenman programlarını takip ederek yenilikçi driller, saha çalışmalarıyla birlikte gençlerimize aktarmak istiyorum.
ben gelişime açık biri olduğumu her zaman söylüyorum. Eğitimci olmamın getirdiği avantajla birlikte hep doğru işleri gençlere yansıtmaya çalışıyorum. Zaten geçmişte de Mor Menşah iki takımın şampiyon yaparken çocuklara bunları hep güncel ders olarak, mental, sahada pratik, teorik olarak aktararak bu başarıları elde etmiştik. Uyum çok önemlidir. Genç takımlarda o dengeyi kurmak çok da kolay değil. Özellikle futbolcu sayısının olması, fazla olması, evet, bir takım evet. sıkıntılar olmakla birlikte sağ olsun Yeni Boğaziçi A2 takımı bu yıl hepsinin anlayışlı olması, şampiyonluğa inanmış olması beni son derece rahatlatmıştır. Oynayan, oynamayan, o dışı kalan birçok futbolcumuz olmuştu. Ama bunların tek bir amacı vardı benim sporcularımın. Şampiyonluktu. Bu bağlamda herkes inandı. Camia olarak başkanımız yönetim kuruluyla birlikte ve özellikle burada dipnot geçeceğim iki kişilik var benim bir yıl içinde çalışmalarımda her zaman yanımda olan sevgili Rahmeli Köseoğlu ve Ege Nurtunç. Özellikle bir yıl boyunca benim tahrımı çektiler, bana yardımcı oldular. Antrenmanda, maçlarda, maddi manevi her türlü imkanı sağladılar. Yücel Nurtunç abim saha sorumlusu olarak bizlere saha imkanı verdi. Ona da buradan yürekten teşekkür ederken son söylemek istediğim bu Yeni Boğaziçi genç takımının ve A takımının yolunun açık olduğu güzel işler başarabileceğini düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de de başkanla yapacağımız görüşmeler sonucunda iyi bir ortam sağlayarak gelecek yılla ilgili güzel hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim. Evet. Hocam teşekkür edeyim. Tebrik edeyim seni, ekibini, genç arkadaşları. Başarılı bir sezonla noktaladınız. Önümüzde ciddi bir kupa var. Mesela bir Topçan, Mausa Türk Gücü ile karşılaşacaksınız. Onlar da son yıllara damga vuran bir birliktelik. İyi bir süreç var onlarda da. Keyifli bir cuma akşamı olsun Mausa'da. Gençlerin centilmence başlayıp centilmence bitireceği bir maç olsun. Kaybedenin, kazananın elini sıkacağı bir gece olsun. Böyle bir geceye ihtiyacımız var. Çünkü tüm camiaya sevgiler, saygılar. Yeniden birlikte de olmak dileğiyle sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet, güzel bir buluşma olacak. Cuma gecesi 19'dan itibaren BRT ekranlarında evet. Naklen bu maçı da izleyebilecek futbol severler. Geçen hafta Halil Hoca'yı alamamıştık. Bu hafta en azından onun da düşüncelerini aldık. Ona da tebrik edelim. Haftaya salı buradayız yine. Cumartesini bitirelim, zorlu süreci bitirelim. Salı akşamı burada olacağız. Yani lig bitti ama biz devam ediyoruz. Kesinlikle öyle Kaya, kesinlikle öyle. Edelim yani. Edelim, yok. Edelim Kaya. Sen öyle dersen öyle. Edelim. Kalan maçlar ekranlara gelecek. Biz burada olmayacağız. Artık önümüzdeki hafta salı akşamı burada olacağız. O güne dek sağlık, huzur, mutluluk hepsi yanınızda olsun. Bu haftanın geriye kalan maçları tümü ekrana geliyor. Laptay'ı konuk ediyor. Kerem Eren maçın hakemi Sabri Atikoğlu, Şahin Coşkun yardımcıları, Cenk Aras Özfutlu maçın dördüncü hakemi. Peralan Akan Eşler Birliği playoff'ta kalmak istiyor. Lapta playoff'ta düşmek istemiyor. Çok önemli bir maç iki takım açısından da. Görüntülerimiz ilk devreden Lapta başlıyor. Taç atışı, savunma, Emir, geçen top Enes, gol pozisyonu Enes. Kaleciyle karşı içeriye pası, vurur Selçuk'tan top yandan dışarıda. Net pozisyon kaç öğrendiniz ikinci dakika. Ceza alan içerisi, top yükseklik kazanıyor. Kafa vuruşu Sertan'dan. Atak devam edecek. Yine Sertan dönüyor, vuruyor top üstten dışarıda. Uzak mesafe Enes sert vuruyor. Top üstten asfaltla dışarıya gidiyor. Ceza alanı, kaleciyi geçen top son anda savunma. Topu uzaklaştırıyor. Selçuk rakiplerinden sıyrılıyor. Ceza içerisi, gol pozisyonu Selçuk vuruyor. Top yanağlarda kalıyor. İsmail Çakır boşta kalan top, sert vuruş Ertan'dan, top dışarıda. Yine bir vuruş, yine top üstten dışarıya gidiyor. Orta, uzak kale direği, Abdülaziz'in kafası son anda kaleci. Topu kornere çeviriyor Okyanus. Ceza alanına gönderdi top, bir kafa vuruş Ertan'dan top üstten dışarıya gidiyor. Lapta atağı, tempolu bir maç. Selçuk, ortası, gol pozisyonu, uzak kale direği, Göksel indiriyor. Enes vuruyor topu yandan dışarıda. Net pozisyonlar kaçıyor. Pozisyonu zorlayan o noktada Mehmet Ali Aylanç vuruşu iyi değil. Top yandan dışarıda. Mehmet Ali Aylanç yine. Sinan topla buluşuyor. Sinan Çınar vuruşunu yapıyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Abdülaziz topla buluşuyor. Pası Selçuk. Boşta kalan top. İsmet gol pozisyonu. Selçuk top üstten ağlarda kalıyor. Sonrasında yine Peran Erkençte bir hata. Uzak mesafe. Selçuk kaleci Okyanus Olgun'un şutunda
topu çeliyor. Abdülaziz yerden bu kez yine başarılı Okyanus. Uzak mesafe Enes vuruyor. Seken top kaleciden sonrasında Ertan. Top yükseklik kazanıyor. Ceza üzeri. Ancak pozisyonda sonuç gelmiyor. Peren Erken Eşler Birliği hatağı. Çalan düdük ilk devre sona eriyor. Golsüz geçiyor ilk devre. İkinci devreden görüntülerimiz. Ceza içerisi. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Peren Erken Eşler Birliği hatağı. Ertan'ın arapası. Ceza içerisi. Sinan kaleci Okyanus çıkıyor kontrol ediyor. Mehmet Ali Aylanç. Uzun bir pas. Savunmanın gerisine doğru. Topla buluşan Abdülaziz ama kalkan bayrak var. Ofsayt kararı pozisyonda. Yine ataklarda Peren Erken Eşler Birliği. Son anda Abdülaziz dokunamıyor. Top yandan dışarı gidiyor. Enes. Ceza alan çelisi. Gol pozisyonu. Sert şut o bağlarda gol. Mustafa Yaşar. Çok güzel bir gol atıyor Mustafa Yaşar. Dakika 68. Lapta 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç. Lapta futbolcularında. Yedek kulübesi. Devrim İzge takım antrenörü. Büyük sevinç yaşıyor Lapta takımı. Bu golle birlikte. 1-0 önde Lapta deplasmanda sarı kart formasını çıkardığı için Mustafa Yaşar'a. Sonrasında sakatlık var. Oyunu durduruyor Kerem Eren. Saha içerisinde tartışma bir anda futbolcu arasında. Kısa süreli bir gerginlik yaşanıyor. Sakatlık sonrasında diğer futbolcu araya gidiyor. Kerem Eren de o noktada. Sertan'ın yardımcı hakeme de tepkisi var. Şahin Coşkun'dan sonrasında oyun devam ediyor. Ceza alanı son anda Okyanus topu kornere çeliyor üstten. Boşta kalan top. Atak devam ediyor. Ceza alanı çesi kafalardan sekiyor. Boşta kalıyor vuruş top ağlarda gol. Önce Sertan Bulut'un gönderdiği top. Sonrasında Sertan kuru kafanın golü. Ve 1-1 oluyor skor. Dakika 86. Gol Sertan kuru kafa. Ve skor 1-1 oluyor. Ceza alan dışı sert şut Enes dışarıda. Barın'ın arapası Sertan gol pozisyonu vuruş top yan direkten sonrasında Okyanus. Kaçan net pozisyonda son bölümde bir vuruş top yandan dışarıda Enes. Yine atak Barın ver kaç. Devamında Barın yerde kalıyor. Faul beklentisi oyun devam ediyor. Ceza alana gönderilen top. Kaleci Okyanus çıkıyor kontrol ediyor. Sonrasında çalan düdük maç bitiyor maçın skoru. Peren Erken Gençler Birliği 1, Lapta 1. Peren Erken Gençler Birliği playoff'ta, Lapta ise playoff'ta kalmaktan kurtuluyor. Aksa 1. Lig 30. hafta karşılaşması 4 yol Adem Nural Stadı 4 yol Bafil Kürdü karşı karşıya geliyor. Playoff grubu içinde 4 yol. Daha fazla puana ihtiyacı var. Playoff hedefindeki Bafil Kürdü maçındaki Mali Özer, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Yardımcı, Olgun Canik 4. hakem. İlk devreden görüntülerimiz kaleci son anda topa vuramıyor. Boşta kalan top sonuç gelmiyor. Sonrasında yerden bir vuruş Süleyman'dan ama kalkan bayrak var. Serbest vuruş. Selkan kaptan topun başında ceza alanı. Seken top ağlara gidiyor gol. O noktada kaleci Gültekin'in de atası top ağlara gidiyor. Dakika 4 Selkan'ın golü. Büyük sevinç 4 yol futbolcularında 1-0 önde 4 yol. Uzak mesafe vuruş top yandan dışarıya gidiyor. 4 yol atağı yine Selkan. Topu pası güzel. Ceza cesi Mert. Mert rakibinden sıyrılıyor. Yerde kalıyor penaltı. Maçındaki Mali Özer penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Süleyman. Süleyman vuruyor top ağlarda gol. Süleyman Bayır'ın golü 22. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Uzak mesafe yine. Sert vuruş kaleci Ahmet Vatansever uzanıyor. Topu dışarıya çeliyor. Selkan topun başında. Yine direkt kaleye savunma. Boşta kalan top sonrasında yine savunma penaltı beklentisi var ama oyun devam ediyor. Ceza içerisi Ahmet Çakır gol pozisyonu Berat yerde kalıyor. Boşta kalan top geriye doğru pas Mustafa Yorulmaz topu kontrol ediyor. Dönüyor gol pozisyonu vuruşu top yandan dışarıda. Net pozisyonlar Metin Melda kale alanı boşta kalan top Ahmet Vatanseven kontrol ediyor. Yine Bafil Kürdü atağı ceza alanına gönderen top Mustafa Yorulmaz vuruyor ama top yandan dışarıya gidiyor. Metin Melda, Mert Yücetür giriyor. Alıyor topu ama kötü bir vuruş. Top yandan dışarıda. Bafil Kürdü hata. Süleyman ceza çesi. Gol pozisyonu ona çarpıyor ama dışarıya gidiyor. Kaçıyor bu pozisyonda. Ceza alanına gönderilen top. Uzak kale direği. Kafa vuruşu top yandan dışarıda.
Arda arda ataklar Bafülkür'ün ama sonuç getirmiyor. İlk devre sona eriyor. 2-0'lık 4 yol üstünlüğü var görüntülerimiz ikinci devreden. Selkan direkt kaleye, kaleci Gültekin son anda topu kornere çeliyor. Yine ceza içerisinde gol pozisyonu, vuruş top yandan dışarıda. Bafülkür'de atağı Mustafa Çağlar. Gol pozisyonu, vuruş, savunmaya da çarpan top dışarıya gidiyor o noktada. Süleyman kafa vuruşu, top üst direkten dönüyor. Sonrasında Metin Melda, atak devam edecek. Batuhan plase bir vuruş, savunmadan dönüyor. Serbest vuruş kullanıyor Bafülkür'dü. Ceza alan içerisi, savunma. Boşta kalan top. Mustafa Çağlar pozisyonu zorluyor. Yerde kalıyor. Penaltı beklentisi var ama Ali Özer hayır diyor. Süleyman. Dört yol atağı, gelişine vuruş, top kaleci Gültekin'de kalıyor. Atak dört yoldan, ceza çelsi, Kerem gol pozisyonu. Kerem vuruyor top ağlarda, gol. Kerem Şener oyuna ikinci yarıda girdi. Top ağlara gönderiyor, dakika 74, fark 3'e çıkıyor. Offside beklentisi de var ama oyun devam ediyor. Gol Kerem Şener, dört yol, farkı 3'e çıkarıyor. Son bölüm maçta ceza alanı, kale alanı kaleci Ahmet Vatanseven kontrol ediyor. Sonrasında çalan düdük, maç bitiyor, maçın skoru 4 yol 3, Bafülkür'dü 0. Aksa 1. Lig'in 30. haftasında Binatlı ile İncirli Güzel Yurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hüseyin Öyükler, Emre Çevikdal, Emre Güzel yardımcılıklarını yapıyor. Güzel Yurt'ta kapalı bir havada oynanıyor karşılaşma ve İncirli'nin vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Abdurrahman içeri ortası, vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Darba sonuç alamıyor. Hüseyin gene serbest vuruş, çok az farkla top dışarıya gidiyor. Sağnak yağmur başlıyor. Nevzat vuruyor, kaleci Selahattin topu kornere çeliyor. Bir başka atak yine Nevzat, bu kez sert ve etkili vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 13. dakikada Nevzat'ın attığı golle Binatlı İncirli karşısında 1-0 öne geçiyor. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen İncirli karşısında Mehmet Neşe ile gelişen atak. Kaleye vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Sağnak yağmur şiddetini artırıyor. Sertaç serbest vuruşu kullanıyor. Baraj savunma, top dışarıya gidiyor. Yağmur şiddetini artırıyor ve maçın hakemi Hüseyin Öyükler maçı durduruyor. İki takım soyunma odasına gidiyor. Sağnak yağmur nedeniyle maç kesildi. Sonrasında da sağnak yağmur şiddetini artırıyor. Güzel Yurt Üner Berkal Stadı'nda. Sonrasında başlayan oyun Abdurrahman'ın vuruşundan sonuç gelmiyor. Gelişen Salih ile İncirli atağı. Salih kaleci Uğur'dan sıyrılıyor. Açısı dar. İçeriye bırakıyor Sertaç. Sonrasında sonuç gelmiyor. Savunmada çıkarken kaptırılan top. Doğukan şık hareketler. İçeriye bırakıyor. O noktada Erdem topu kendi kalesine gönderiyor. İzliyorsunuz, Doğukan şık bir hareket. Son çizgiyi içeriye bırakıyor. Erdem topu kendi kalesine gönderiyor ve maça denge geliyor. Birbirli eşitlik var. Maçın hakemi Hüseyin Öyükler'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakika birbirli eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Binatlı takımı başlıyor. İki takım da forma değiştiriyor. Mehmet Neşe vuruyor. Kaleci Selahattin, açılan top. Gol pozisyonu, top yanağlarda kalıyor. İkinci yarıda da etkili Çağdaş vuruyor. Kaleci Selahattin'de kalıyor top. Mehmet Neşe ile gelişen bir başka atak. Ceza sahasına giriyor. Son çizgi içeriye bırakıyor. Topu ağlara gönderen Abdurrahman oluyor. 53. dakikada Abdurrahman'ın attığı golle Binatlı bir kez daha öne geçiyor. Mehmet Neşe asist, Abdurrahman gol, 1-2-1 öne geçiyor. Serkan'ın kafa vuruşu, kaleci Selahattin'de kalıyor. Bir başka atak, Çağdaş vuruyor, top dışarıya gidiyor. Üst üste ataklar, Darbaz'la gelişen Binatlı atağı. Darbaz pası, Serkan gol pozisyonu, top dışarıda. Net pozisyondan yararlanamıyor Serkan. Serbest vuruş, Çağdaş vuruyor, kötü bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar Binatlı adına. Serkan içeriye bakıyor. Ortası Abdurrahman'ın kafa vuruşundan da sonuç gelmiyor. Maçta artık son anlar. Maçın hakemi Hüseyin Öyükler'in çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Binatlı 2 İncirli 1. Aksa 1. Lig'in 30. haftasında Mustafa Celi Yılmazköy ile Yalova, Yılmazköy Mustafa 3 Ölü Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mehmet Sezener,
Ahmet Genç, Emir Turalı yardımcılıklarını yapıyor. İlk yarıda 24. dakikada Berkay'ın attığı golle Mustafa Cali Yılmazköy 1-0 önde kapattı. İkinci yarıdan görüntüler, köşe vuruşu, sonuç gelmiyor. Gelişen Yalova atağı, Civan topla buluşuyor. Hakan'la atak olgunlaşıyor. Hakan kaleye bakıyor, vuruşunda top yandan dışarıya gidiyor. Üst üste Yalova atakları, Hakan topla buluşuyor. Ceza sahasında savunmadan seken top, Zafer vuruyor, savunmaya çarpıyor, top dışarıya gidiyor. Bir başka atak, İltaç, açılan top. Sert bir vuruş, sonuç gelmiyor. Üst üste Yalova atakları, köşe vuruşu, kaleci Kıvanç, yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Yalova. Köşe vuruşunu bir kez daha kullanıyor Mustafa Cali Yılmazköy. Oluşan karambol, el sal vuruyor, kaleci Kıvanç topu çıkarıyor. Ve sonrasında maçın hakemi Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle 90 dakika 1-0 Mustafa Cali Yılmazköy üstünlüğünde tamamlanıyor. Bu sonuçla Mustafa Cali Yılmazköy play-off oynayacak. Yalova ise play-off oynayarak ligi tamamlayacak. Aksa 1. Lig'in 30. haftasında Yeni Erenköy ile Ünlü Marmaraş, Yeni Erenköy 8 Ağustos stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Tufan Çerçioğlu, Yusufcan Dönder, Yunus Çebi yardımcılıklarını yapıyor. İlk yarıda Melik Gök'ün attığı golle Ünlü Marmaraş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Emre Kayaracıyer ile skor 2-0'a taşıyan Ünlü Marmaraş 53'te Mehmet Biricik'in golüyle skor 2-1'e geldi. Farkı 1'e indirdi Yeni Erenköy takımı. Anılcan'la gelişen atak, ikinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Melih ceza sahasında vuruyor, top ağlara gidiyor ama bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Bir başka atak, ceza sahası içerisinde Melih bırakıyor. Burak Karabacak top ağlara gönderiyor ve 62. dakikada Ünlü Marmaraş 3-1 öne geçiyor. İzliyorsunuz, asist Melih Gök, top ağlara gönderen Burak Karabacak oluyor ve karşılaşma 3-1'e geliyor. Serbest vuruş kullanıyor. Direkt kaleye, kaleci Umut'ta kalıyor top. Sağ taraftan gelişen Burak Karabacak Adem'den sıyrılıyor. Kaleci Zeki'den de sıyrılıyor. Topu boş kaleye gönderiyor. 69. dakikada Ünlü Marmaraş 4-1 öne geçiyor. Burak Karabacak kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü Yeni Erenköy filelerine bırakıyor. Üst üste gelen goller. Sonrasında Anılcan'la başlayan bir başka atak. Burak Karabacak ceza sahasında Erdem'den sıyrılıyor. Vuruyor, top dışarıya gidiyor. Bir başka atak Emre ile başlıyor. Hasan'la olgunlaşıyor. Son çizgi içeriye bırakıyor. Kaleci o noktada Emre dokunamıyor. Sonuç gelmiyor. Hasan'la başlayan atak Burak ceza sahasında sert vuruyor. Top ağlara gidiyor. 71. dakikada Burak Karabacak'ın attığı golle skor 5-1 oluyor. Burak Karabacak hat-trick yapıyor. Son haftaların golcü ismi, bu haftayı da boş geçmiyor. Uzaktan atılan şut, sonuç gelmiyor. Ahmet, kaleci Umut, büyük hata, topu ağlara gönderen isim Ersan oluyor. 77. dakikada izliyorsunuz, kaleci Umut'un büyük hatası, Ersan topu ağlara gönderiyor ve Yeni Erenköy skoru 5-2'ye taşıyor. Gelişen ataktan sonuç gelmiyor. Savunma arkasında Ersan hareketleniyor. Kaleci Umut'un yaptığı hareket, maçın hakemi Tufan Çerçioğlu penaltı noktasını gösteriyor. 80. dakikada penaltı atışı kullanacak Yeni Erenköy. İtirazlar var bu pozisyonda. Topun gerisinde Mendu topu ağlara gönderiyor ve skor 5-3 oluyor. Üst üste gelen goller, tam 8 gol, 5-3. Ünlü Marmaraş üstünlüğü. Hasan'la gelişen atak, vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka atak, Burak vuruyor, top dışarıya gidiyor. İsmail'le gelişen atak, İsmail mükemmel bir gol atıyor. 89. dakikada İsmail mükemmel bir gole imza atıyor ve skor 5-4 oluyor. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor ve Ünlü Marmaraş karşılaşmayı 5-4 kazanırken play-out oynayacak. Yeni Erenköy ise 1. lige veda ediyor. İşitme eksikliği ve eğitim. Konuşma terapisinin faydaları. Sanatın hayata etkisi.